Şöyle yelek gibi sırtınıza geçiriyorsunuz bunu. Ondan sonra çırma. Çok kolay aslında, zaten hazır da. Bak şöyle çıt çıtladım. İster aşağıdan takın. Bunun önemli kısmı şuraları. Sırtınızı şöyle dik tuttuğunda şuradan bağlıyorsunuz. Sonra bak böyle. Gün içinde böyle bir iki saat takıyorum bunu muhakkak iş yaparken. Eğilmeme çok fazla izin vermiyor, kamburum çıkmasın diye. Bu şekilde iş yapıyorum evde genelde. Belim de kopsa, bırkım da kopsa her türlü önlem alırım ama gene işimi yaparım. Yani işten kaçmak için bahane aramıyorum ama. Çok da rahat bu arada. Rahat rahat iş yapıyorum. Bir tek tül takamam herhalde böyle ama. Bak şuradan ayarı var. Kendinize göre ayarlıyorsunuz bunu. Daha da dikleştirin. Evet, bitirdim, gidiyorum. Yoğurdum hamurlar, sildiğim yerler. Bugün de Baytar arkadaşımla görüşüyoruz. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Bu tarafa geçecek. Baytarım da Baytarım. Dışarıda bir yemek yiyelim. Eve gideceğim, çekmiş olacağım. İşlerim var, onları halledeceğim. Bu arada arkadaşlar Panten ödüllerine adaymışım. Geçen link paylaştım ama sizinle yüz yüze de konuşmak istiyorum. Bıraktığım linkten Panter ödülleri için oy verirseniz bana, Allah rızası için, çocuğunuzun çocuğunuzun başı için efendim, bir bakmasınız altın kelebek almışız. Hakkımızda hayırlısı. Çok bir ümidim yok ama hayat sürprizlerle dolu. Niye bir kelebeğimiz olmasın ha? Malınızın kıymetini bilin bilin. Öyle her şeyi hemen her zaman yenmiyor. Saklamak gerekiyor. Misafir gelir, bir şey olur. Nasıl ben lokallere tazecik çıkartıyorum 10 günlük börekleri, 20 günlük çikolataları. Neden? Çünkü ağızlarını güzelce mökkemliyorum ama şimdi poşet bağlamaktan kurtuldum. Lokaldekileri daha taze götürebilmek için Viyana'dan Vakum Fresh seti aldım. Güzel bir şekilde bütün içinin havasını alıyorsunuz ve sebzeleri buzluğa atarken gömmüş olduğunuz kuzularla birlikte kaldırdığınızda içindeki hava yağdığınız için daha uzun süre taze kalıyor. Aynı zamanda dolabın altına koyacağınız peynir olsun, ondan sonra diğer artan yemekler olsun. Ve aynı zamanda vakum poşeti var. Şimdi nasıl kullanılıyor onu göstereceğim size. Şimdi hanımlar, bunun içine istediğinizi koydunuz, kapattınız. Elimde görmüş olduğunuz vakum makinesiyle şöyle içindeki noktası var ya, oraya bastırıyorsunuz. Ortası çökene kadar. Siz bastırdıktan sonra kapağın ortasında bir çökme beliriyor. Gayet güzel görüyorsunuz havasını. Bakın. Kapağın ortasında çökme belirdi ve kullanmak istediğinizde de bunu kaldırdığınızda havasını alıyorsunuz efendim. Şimdi görmüş olduğunuz poşetin içine fındıkları doldurdum. Bunun da kendince klipsi, mandalı var. Yani şöyle çekiyorsunuz, ağzını bağladınız. Ve hemen buradaki deliğinden çok rahat kullanıyorsun. Kurbanda kıymalar falan rahat konuyor bunu. Bu şekilde havasını atıyorsunuz. Bak bak bak. Aynı baz altındaki vakumlu uçlar var ya, onlara benziyor. Evet, daha ben bunu 20 lokale götürürüm efendim. Şimdi linkini buraya bıraktım. Siz de Viyana'nın Vakum Fresh'inden alıp sebzelerinizi, peynirlerinizi tazece kullanabilirsiniz. Bu pakizeye o kadar yemek veriyoruz, o kadar bakıyoruz, aşısını yaptırıyoruz da niye bize götün dönüp yatıyor acaba? Psikolojisinde mi bir problem var ha? Yoksa sanki anasından biz ayırdık, sokakta acı acına geziyordu. Bak bacıları çöp karıştırıyor. Aldık da adam ettik ama yok. Altına serdim kalından keçeyi, ne gündüzü bildim ne de geceyi. Düşürmedim dilimden tek bir heceyi. Ey gidi pakize, yüzümüze bakmırsan. Soracağım bakayım onun derdi neymiş. Yoksa onu sokağa salmakla tehdit edeceğim. Sokakta onun bunu kendisi paçama yapışıyor, bizimki bir yüzümüze bakmıyor.
Bugün de kendi kendime bir güzel geldim, bir güzel geldim. Sürekli story çekisin geliyor. Böyle arada bir kendi kendime bir doyamazlığım var. Bak maşallah Osman'a. Işık tam mıdır nedir? Nasıl ayıp açısı gibi çıkıyorum. Evet, o kadar işin arasında gene kurutmaya da yatak örtülerini attım. Buna da renkli çamaşırları attım. Yukarıda böyle ütü beni bekliyor. Ama bugün ütü günüm değil. Bugün arkadaşımla dışarı çıkacağım, yemek yiyeceğim. Çünkü yarın annemin koltuk takımı gelecek. Orayla uğraşırım, evle ilgilenemem. Ertesi gün benim yatak odası takımım gelecek. Onunla ilgilenirim, gene uğraşamam. Kendime vakit ayıramam. Ve cuma günü amcamlar, teyzemler geliyorlar. Cumartesi günü söz var. Bir yandan çikolata, çiçek, onlarla uğraşıyoruz. Anlayacağınız Kadir İzli gene motoru takmış peşe ta 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 gidiyor. Ha, bu yalan dünyanın işi bitmez. Ah kızım. Neyse, onları hallolsunlar efendim. Onları hallettikten sonra ben de bir hazırlanayım. Sonra bir dışarı çıkalım, biz arkadaşımla bir yemek yiyelim. Baytar arkadaşıma en çok sormak istediğim şey ne biliyor musunuz? Evet, Kadir İzli yine hızlı bir şekilde hazırlandı. Evde işlerim bitti. Hadi bakalım, evdeki reklamları da hallettik. İşten geliyorum, bir de onlarla uğraşıyorum. Montajlı et, şu bu, çamaşır. Şimdi gideyim arkadaşımla güzel bir yemek yemeyeyim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Bu tadilat aşamasında sonra bana trip atıyorlar ya. Arkadaşlar, İki Melek Bir Annenin sayfasında da bu akşam çok güzel bir hediyeleşme var. Muhteşem hediyeler var. Yapmanız gereken İki Melek Bir Anne'yi ve onu takip ettiklerini takip ediyorsunuz efendim. Son postun altına da sevdiğiniz rengi yazıp iki arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Diyorsunuz ki nerede bedava, biz oradayız. Hele gidin bir de oradaki şansınızı deneyin. Kendi işimi kendim görmeye alışmışım. Onun hatırlamazsa ben hatırlatırım. Ya hatırladığı halde bu kadar nankör. Bir de unutsa, arada ona nereden geldiğini hatırlatıyorum. Hatırlatıyorum o kapitanın koltukları kimin aldığını. Ya üstüne nasıl yattığını. Arada camdan tutup çöpün kenarlarını gösteriyorum, orada kemik kıyıran kedileri. Ya Allah kimseye geldiği yeri unutturmasın, o çok çabuk unuttu. Ama ben onu hatırlatacağım. Neyse ki Baytar arkadaşımla bu akşam bol bol hayvansal bilgiler üstüne konuşacağız. Kedileri anlamıyorsun. Beni Pakize'ye sokarsan. Evet, güzel bir kedi geri kaldı. Pakize'yi sokağa salmamam için beni Mustafa bu akşam ikna et. Yoksa vay haline. Aşı mı yapıyorsun, büyü mü yapıyorsun, okuyor musun? Var mı öyle şeyler? Aa, yazmışken bir tane kelime. Ne olmuş bak, şeytan gibi, hafta sonu köpek gibi oradan oraya koşturdu, oynadı, yanlış bir şey. Kız, ben çevremdekilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyorum. Mikroplara karşı hassasiyetlerini yükseltiyorum. Nazik narin olmasınlar diyorum. Zorluklara ya. Kimin ne olacağı belli mi? Yarın bir gün belki çöpten toplayıp yiyecekler. Aa, iyi de kızım, ne olduğunda ben ne olacağım de. Ya. Kapımın önü keşti, çıngırlamadan keşti. Sevdiğim memem kız, o da benden fas geçti. O yüzden. Bilmiyorum, şu an bunun burayla bilgisi yok ama aklıma geldi. O yüzden alışsınlar, bir şey olmaz. Şeytan. Mustafa Bey diyor ki kedilerin de karakteri varmış. Bence bizimki tamamıyla karaktersiz bir kedi. Niye diyeceksin? Sıcacık evde akşama kadar yatıyor. Ama yine memnuniyetsiz, yine memnuniyetsiz. Sokakta onca ılımlı kedi varken en memnuniyetsiz bize geldi. Kedinin de karakteri olur muymuş? Tövbe yarabbim. Kedi deyip geçmeyin bak. Bizim psikolojimizde kimse ilgilenmez ama bak, kedinin her şeyi var. Yat yerim, ben senin ağzını yerim. Hu 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 Allah, bize mama ver Allah. Hu 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 Allah, bize mama ver Allah. Ton balıklı, kemikli, büftekli, sucuklu. Hanimiş benim bebeğimin maması? Hanimiş benim bebeğimin maması?
millet arkadaşlarıyla toplanır, diskoda barda eğlenir, güp 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 güp. Biz de çayımız elimizde, Hürrem Sultan izliyoruz. Duydum. Aktivite deyince de biz, değil mi Mustafa Bey? Kedilerin psikolojisini konuştuktan sonra bu akşamki gram altın hediyeleşmesini hatırlatmama gerek yok herhalde. Katıda buradayım, sayfayı takip etmeniz yeterli. Bakın sonuçlar açıklandı. Kazananlar öyle. Ben çıkmaz demeyin. Şans bu, şans. Bak ben dün ne olacağımı hiç düşünmez ama. Nasipte ne varsa o. Hadi hakkınızda biliyorsun. Bak şu Hürrem bile sultan olmuş, gördün mü? Allah seni kahretmesin. Ben de dedikodu var zannettim. Yemin ediyorum sana hayal kırıklığımı anlatamam şu an.